Herkese merhaba arkadaşlar. Biz mutfağa girdik Murat'la birlikte. Murat bu akşam yemeğinde bize fırında böyle bir bütün tavuğumuz vardı. Bunu süreceğiz fırına. Sebzeli tavuk yapacak. Böyle soslu sebzeli bir tavuk yemeği yapacak. Fırında yapacak. Pratik ve lezzetli olacak inşallah. Değil mi Murat? İnşallah. Şunları böyle kes buraya koy dedi. Bunları da böyle doğru vurayım. Şimdi ben de onları yapacağım bakalım yapabilirsem. Murat yapmak istedi. Ondan sonra ben ne yapacağım bilmiyorum ki dedi. Bunları hangi şekilde doğrayayım? Ben dedim ortadan ikiye kes diyorum mesela patatesi. O diyor yok dilimlenmiş olsun daha güzel oluyor öyle. İyi madem dedim. Kendi bildiğin gibi yap madem sorma bana dedim. Böyle geçen bal koymuştuk tavuğa. Şimdi yoğurt soslu yapacağız. Daha önce yine yoğurt soslu yapmıştık. Yoğurt çok güzel kızartıyor böyle. Yanmış gibi oluyor ama o kızarmış lezzeti aynı mangaldaki lezzeti yakalıyoruz böyle. Bu Evet. yüzden böyle kızarması için yoğurt kullanıyoruz işte. Böyle bir tane bütün tavuğu ben ocakta şey yaptım, yaktım tüylerini falan. Ondan sonra güzelce yıkadım. Kesilmesi gereken yerlerini kestim. Böyle parçalamadım yani. Öyle bütün şey yapacağız. Çıkartmayı Aynen, buzluktan da çıkartmayı kaç saattir unutmuşuz. limanın altında duruyor çözülsün. Sonunda çözüldü yani. Aynen. Şükür. Murat akıl etti dedi. Klimanın oraya koyalım dedi. Koridorda masanın üzerine. Ondan sonra orada buzu çözüldü gayet güzel. Şu büyüklükler yeter herhalde. Aha, yeter. İstediğin gibi nasıl istiyorsan öyle kes doğra işte. Senden bakalım bu akşam yemeği. Bakalım. Bu arada ben de bir şey danışayım. İzleyenlerimize, bizden yaş olarak daha büyük olan kişilere. Şimdi Emirel ile ilgili arkadaşlar şöyle bir problem oluştu. Emirel'i Zeynep'i korkutmayı çok seviyor. Onu kendine bir oyun edindi. Biz de ne yaparsak, ne anlatırsak anlatalım. 1 saat, 2 saat korkutmuyor. Arkasına tekrar gelip Zeynep'i korkutuyor. Yani ona ne söylememiz gerekiyor ki Zeynep'i korkutmasın? Sürekli işte ya ses yapıyor, ya yattığı yatağa birden Evet. atlıyor, C yapıyor. Zeynep ilk baş korkuyor, arkasından gülüyor. Ali de onu oyun sanıyor, onu güldürdüm sanıyor, hoşuna Aynen. gidiyor. Aynen öyle. Ama anlatamadık yani. Ben en sonunda şöyle söylesem acaba çözüm olur mu dedim. Dedim kardeşin dilini yutar dedim. Yarın öbür gün konuşamaz dedim. Senin de çok canın sıkılır. Kimle sohbet edeceksin dedim. Hiç arkadaşın olmaz falan gibi işte bir şeyler söyledim. Arkadaşların seninle dalga geçer dedim. Ali'nin kardeşi konuşamıyor Ali'nin der kardeşi falan. konuşamıyor diye sana gülerler Evet. dedim. Tamam baba, tamam falan dedi ama Yapmayacağım dedi ama unutuyor işte. Çocuk unutuyor o da çünkü o da küçük. küçük. Yani o da daha 4,5 yaşında 5'e geliyor. Canı sıkılıyor arkadaşlar Ali. Oyun oynamak istiyor Yani şimdi. aslında oynuyoruz da ben de oynuyorum. Emine de oynuyor. Yani çizgi film Enerjisini falan da atamıyor. izliyor. Enerjisini atamıyor. Ben yeri geldiği zaman aşağıda yürüyüş yaptırıyorum ona. Yoruluyor, dinleniyor. Tekrar enerjisini topluyor bu sefer. Evet, aynen Yani öyle. anlamadık yani bize fikir verin. Bunu mu doğruyum? Çok olmayacak mı havuç? Yok yok olmaz. Doğru ben çok seviyorum havuçu. Benim için de iyi emziren annelere. Ne diyebiliriz ki Ali'ye bize bir fikir verin. Sizlerden bir şey destek bekleyelim Daha yani. videonun başında bunu şey yaptık ama az önce yine aynı şekilde oldu. Zeynep Evet, hep uyandı. aklımda o var yani. Uyandığı gibi hemen üstüne böyle geliyor. Zeynep yapması bile Zeynep'i sıçratıyor. Zeynep de en ufak şeyde böyle hemen Zeynep de çok sıçrıyor. ses alan bir bebek. Evet. En ufak bir sese hemen tepki gösteriyor. O halini yaptığı ses zaten. Hani çok şiddetli bir korku şey de yok. Bir yandan tabii maçı takip ediyor gol Yani mü aynen yedik. tam Bursa maçı başladı Emine. Hadi dedi mutfağa dedi. Hayır diyemedik. Ne yapalım? Ya daha erken yapacaktık. Murat Şunlar. istediğin gibi doğru onları da. Onları da antibiyotik olsun diye biz Zeynep, Ali, ben üçümüze bir grip atlattık. O yüzden böyle soğan da koyuyoruz içine. İri iri doğranmış şekilde. Ben seviyorum hem soğanı. Arkadaşlar valla burada patates karaborsa şu an bulunduğumuz bölgede Değil mi? BİM zaten kapalı. BİM'de yok. Şok'ta yok. Evet. A101'de de geçen biz mi almayı unuttuk? Hayır, A101'i orada da unuttuk. yoktu. Orada da yok. Karaborsa gerçekten şu an patates karaborsa bulunduğumuz yerde Evet. bulamadık. Bazen arabalı sebzeciler manav geliyor yani. Onlarda da Seyyar yoktur. manavlar. Onlarda da yok. Soğan falan zaten hemen şeyler kapıyor. Aşağıdaki börekçi ve lahmacuncular falan kapıyor. Soğanı da Pideciler aynen. kapıyor. Bize de babam getirdi geçen işte. 3-4 kilo bir soğan getirdi. Allah razı olsun iyi ki gittim. Yoksa Aynen. hep Bursa'ya gidip
bir alışveriş yapmak lazım. Bu kap da çok küçük ama artık karıştıracağım. Aynen. Olsun, zaten eline bulacaksın ya. Baharat olarak arkadaşlar tavuk baharatı, kekik ve kırmızı tatlı toz biber koyduk. Yoğurdun üzerine koyduk şimdi. Tuzunu koyacağız. Tuzunu koymayı unutma. Ellerimi batırdım. Neyse, tuzunu en son üzerine, üzerine serpersin. Böyle güzel bütün sebzeleri doğramış. Fırın poşetine koyacaktım da sonra yine vazgeçtim. Böyle de güzel oluyor çünkü. Vardı aslında fırın poşeti ama. Bak şimdi bir tavuk yapması bile ellerin nasıl bulaştı değil mi? Geçen yapacaktım işte. Misafir gelince işte. Tavuk var, kıyma var dolapta ama hep elle. Şimdi mesela Zeynep ağlıyor, süt vermem gerekiyor benim. Yani bu işlemi yapıp da yıkayabileceğim bir su da yok. Ondan sonra bebeğe nasıl ilgileneceğim? Yemek nasıl? Yalancı mantı yaptım. Ondan sonra mercimek çorbası, pazı kavurması, bir de turşu falan çıkarttım ortaya işte. Sonra da çay saati, kek falan vardı bir gün önceden. Ya baya kötü yorum yazan olmuş, neden bir etli yemek yapmak çok mu zordu falan gibisinden ama. Ne biçim ağırladın diye bir ya, sürü kötü yorum aldık. Bir de gelenler kendi insanımızı gayet anlayışla karşıladılar yani. İlla et yemeği olacak dediği bir şey yok arkadaşlar. Bence çok fazla büyütülmüş. Ne bileyim, ne evet. Olur yani. Et yemeği olsa ne olur, olmasa ne olur. Hiç sorma, aynen öyle. Başka zamanlarımız telafi ederiz yani. Zaten söyledim ben. Gelmeden önce onlar dedim, sular kesildi, yemek yapacaktım dedim. Ama yapamadım. Börek bile yapmak istedim, onu bile yapamadım. Yufka aldım, indim aşağıya çocukla. Ondan sonra geldim yukarıya, bir baktım sular yok. Siz de gördünüz çok zaten işte. Çocukla insanlar anlar ya da fesat evet. Adamdan yine atacağı yorum atar ama. Aynen öyle. Bak şu an mesela ellerin nasıl bulaştı. Bunu yapmış olsaydım ya ben. Islak mendille mi sildin? Bu arada çocuk var, o zaman ne çocuk yapacaksın? Çocuk ağlıyor. Yani? Süt vermem gerekecek. Çok zor yani. Ama anlatamadım. Ben videonun kapanışında aslında bir konuşma yapsaydım siz de anlamış olurdunuz ama yine de işte yok ağırlayamadın. Yok o çorbayı ben misafir önüne koymam. Yok öyle, yok böyle. Onun Allah. Zaten bir de şeyden de korkmuşsunuz. Sular birden gelince tazikli. Evet. Klozetin üzerindeki sifon kısmındaki basınç yaptı. Çamanda devreye girmemiş ve basınç yapmış. Oradan su sızdırmaya başlamış. Emine zaten orada aklı çıktı. Ben vanayı kapat demesem belki evi o anda su basacak. Aynen öyle ya. Balkonda bekliyoruz böyle. Her an bir şey patlayacak. Ayı koltukların üzerine çıkmış, beklemiş. Aynen öyle. O anları işte bir videoya çekseydim insan anlardı. Ne videosu, o an insan ne yapacağını şaşırır. Telefonu arka odadan gidip alamıyorum korkudan. Öyle bir patlama sesi geliyor. Saniye, iki saniyede bir böyle bir patlama sesi geliyor. Banyodan neye uğradığımızı şaşırdık ya. Pat pat pat. Murat vanayı kapat dedi. Koşa koşa kapattık. Korka korka geçiyoruz banyonun önünden. Çünkü bu evde iki kere şey yaşadık. Su taştı banyodan. Lağımlar falan taştı. Öyle bir sıkıntılar yaşadık arkadaşlar. Yine öyle bir şey olacak da çocuklarla burada mahvolacağım. Öyle şeyler geldi aklıma. Çok korktum. Bir de yalnızım. Kimse de yok. Yazlık bölge burası. Bir de çamurlu akıyor sular. Sular geldi ama akıt akıt akıt. O sular öyle çamurlu. Ben 2 sene önce enfeksiyon kaptım o sulardan işte. Bir şey yıkamışım. O zaman bulaşık makinem de yoktu. Suları arındırdım ama yine de o suyla yıkadım kapkaçak burada. Ondan sonra da hasta oldum. Bir ay boyunca, bir iki ay boyunca hastanelerde gezdim. Hep bağırsaklarım enfeksiyon, mikrop kapmış. Zor yani. Öyle bir şey de yaşasınlar istemedim. O yüzden de böyle. O iki şişem su vardı. İki şişe su vardı. Şunlar doluydu ağzına kadar. Bir de bu doluydu. Onlarla yaptım işte. Onları çıkartabildim yani. Benden bu kadar. Neyse. Açıklamayı yaptım. Güzel gözüküyor değil mi? Evet. Şimdi bu çok güzel kızaracak. Güzel şey tuzunu attın mı? Tuz da serptim. Tamam. Şimdi fırına gönderelim bakalım. 180 derecede artık 1 saate anca pişer. Sonra fırın, çıkınca. Fırını oradan alayım bari ben sana. Double fırın. Çıkınca görüşürüz. Sebzeleri böyle şey yapmadı. Sostan dökmedi Murat. Çünkü Murat şey Ali o zaman bu sebzeleri yemiyor. Böyle baharatlı karışım. Anca üzerine yanına ketçap mayonez sıkarsınız. Bir de bu tavuğun göğüs kısmı değil diğer kısmı. Ön taraf göğüs kısmı. Orayı da bulamamış.
Çünkü bu kısımları yiyoruz, o kısım fazla geliyor bize. Şimdi diyeceğiniz ay bir bütün tavuğu 3 kişi yediler falan diye, ama öyle olmuyor arkadaşlar. Her zaman göğüs kısmı, o kaba eti bizde yenmiyor böyle sossuz şey yaptığımız zaman, fırında bütün tavuk yaptığımız zaman. O kısmında yarın ya çorba ya da pilav, tavuklu pilav falan yaparak değerlendiriyorum. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Şimdi illaki onunla ilgili de şey gelir diye, yorum gelir diye sizlere söylemek istedim. Bunun için yani bu kısmını güzelce sosu buladı. Şimdi sokalım bakalım fırına. Çıktıktan sonra nasıl olacak, nasıl kızaracak? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, tavuğumuz pişti. Şimdi ben bunun parçaladığım göğüs kısmını alacağım. Ondan sonra diğer kısımlarını yiyeceğiz işte. Kanat, but, kalçalı but kısmını. Öyle o şekilde sebzelerle birlikte yiyeceğiz. Mis gibi kokuyor. Çok güzel. Bayağı da fazla kızarmış. Daha da tutamazdım. Sebzeler de güzel pişmiş. Hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, akşam yemeklerini yedik. Çocukları uyuttuk. Ali'yi Murat uyuttu. Zeynep'i de ben uyuttum. Saat şu an 11:05 geçiyor. Anca açtık kamerayı. Yediğimizi de birazcık sindirelim dedik. Çay falan içmeyelim dedik bu akşam. Yemekten sonra bir maden suyu içtik. Arkasına şimdi Nescafe yaptım. Nescafe içiyoruz. Bir Evet. yandan da hem kapanışı yapalım hem biraz sohbet edelim istedik sizlerle. Şimdi geç olduğu için çay yapmayalım dedik. İki fincan, işte iki kupa içiyorum ben. Bırakıyorum. Murat da öyle 2-3 kupa. Her akşam demliyorduk normalde de bu akşam demlemedik. Kahve içelim dedik. Evet. Kahve de beni hiç etkilemez. Uyku problemi çıkartmaz yani. Kimisi kahve içince Beni hani çok etkiliyor. uyku sıkıntısı yaşar. Ben hiç yaşamam. Ne çayda, ne kahve, ne Türk kahvesi, hiçbir şeyde yaşamam. Çay olsun, kahve olsun, benim anında uykum kaçar, sabaha kadar dönüp durmayan yatağa. İşte çarşaf eskiyene kadar dönüyorum yatakta. Birkaç soru cevap yapalım arkadaşlar isterseniz. Yazlığa niye erken geldiniz demişsiniz. Niye erken geldik Emine? Sen anlat. Ali seneye okula başlayacak arkadaşlar. Seneye bu şekilde erken gelme imkanımız olmayacağı için bu sene gelebildiğimiz kadar erken gelelim dedik. Hem geçtiğimiz sene burada ısınma problemimiz vardı tabii. Sadece UFO tarzı sobalarla ısınamıyoruz. Bursa'daki klimayı buraya getirdik bildiğiniz gibi. O yüzden bu sene biraz daha erken gelmeyi tercih ettik. Havalarda şansımıza güzel gidiyor. Üşüme gibi bir problemimiz olmadı. Şükür. İyi ki de gelmişiz. Şu an için her şey güzel geçiyor bakalım. Evet. Bazı arkadaşlar yorumlarda belirtmişti. Kesin bir şey oldu, bir problem oldu. Yok, hiçbir Erken problem geldiler yok. falan dediler de. Yok, bir de annemle en son yaptığımız börek videosunda benim moralim bozuktu. Böyle çok durgundum. Onun da sebebini anlatayım sizlere. Ben sabah erken saatlerinde işte kahvaltıdan sonra telefon aldım. Ablam hastaneye gitmişler işte. Eşeyle annemle falan birlikte. Şimdi uzağım ben buradan onlara. Uzak olduğum için de şimdi hani doğumunu göremeyeceğim diye çok tedirgin oldum. Nasıl yetişeceğiz? Böreğe de giriştik şimdi. O yüzden hep onun böyle bir tedirginliği, ya doğarsa ya ben göremezsem diye hep yanında olmak istedim çünkü onun. O anlarında, o ilk anlarda. Sırf bu yüzden yani. Çünkü insan o an yanında illa böyle birisini arıyor. Paylaşmak istiyor, ağrısı sancısı oluyor ediyor. Ama çok şükür hemen böreği yaptık apar topar. Ondan sonra hazırlandık, toparlandık. Murat geldi, ondan sonra da gittik, yetiştim yani her Ben şeye. bir yandan gülüyorum sen anlatırken aklıma o börek geliyor. O böreği Bursa'ya getirirken o kadar zorlandık ki tepsinin içine bir sağa kayıyor, bir sola kayıyor. Evet. Sonra Bursa'ya giderken Emine yolumuzun üstünde direkt hastaneye bıraktık ablasının yanına. Biz sonra da gittik. Böreği bıraktık yere ben arabayı ona göre kullanmaya başladım. Sağa dönüyorum, börek tepsiden kayacakmış gibi kayıyor böyle. Yağlı bir de. Aynen, cıvık Hiç gıcık gıcık onu olmuş ömrüm böyle. boyunca unutmam yani. Annem de şimdi izleyince güler, aklına gelir. O da arkada çok Zeynep'i tuttu. Ali yanındaydı. Aynen. Börek boşa çıkınca çok zor götürdük böreği de. Evet, ön koltukta öyle börek. İşte pişirmeyince büyük tepside yaptık, bileydik. Biz borcamda yapar pişirdik burada. Ondan sonra Tabii. çıkardık ama Tepsi öyle buradaki fırına düşünmedik. girmeyince öyle yapmak zorunda kalınmıştı. Yani bir anda böyle apar topar karar alındı.
O yüzden yani, yoksa orada demişler şey ya, karnınası yanında da ondan kızın suratı asık falan diyenler oldu da hiç Yok canım. alakası yok. Senin annemle olan ilişkini bilenler zaten biliyordur. Onun ne kadar Aynen. iyi geçindiğinizi bilenler biliyordur. Evet, neyse çok da söylemeyelim şimdi, Na nazar değmesin. nazar olun. Yani kendi annemden bir farkı yoktur sağ olsun. Evlendiğimizden beri öyleyiz ama onun öncesinde de öyleydi. Hep karşılıklı arkadaşlar. İyiysen iyisindir, kötüysen de herkes kötüdür seninle. Yani böyle yani. Biz kaç senelik evliyiz? İşte 2010 senesinde tanıştık, 12'de evlendik. O Evet. zamandan beri birlikte aynı binada yaşıyoruz. Hep de soruluyor işte, kendi annem mi, üstünde altında böyle kafa karıştırıcı sorular da oluyor. Yani anneanne ile dede alt katta, Murat'ın anneannesi dedesi. Kayınvalidem üst katta oturuyor. Kendi annemler de Adapazarı'nda. Mudanya'da da şimdi abim oturacak. Yemek nasıl diye merak edenler olur arkadaşlar. Şimdi yemek gayet güzel olmuştu. Ben dedim ya videodan önce, göğüs etini işte biz tavuk için, pilav için, ondan sonra çorba için falan ayırıyoruz. Göğüs etinden de çok az bir parça kaldı. Çok lezzetli olmuştu valla. Ekmeksiz Ekmeksiz öyle yedik. Birazcık göğüs etinden kaldı işte. Onu da artık yarın bir şekilde ya çorba ya bir şey yaparım ama ben normalde komple göğüs etini şey yapardım. Çünkü çok fazla sevilmez. Ancak kavurma, tavuk sotede falan güzel olur göğüs eti. Ya da şinitzel de yaparız. Yoksa Öyle işte. yavan oluyor, evet. Güzel olmuştu, lezzetliydi. Tadı tuzu yerindeydi. İşte yemekten sonra Ali Zeynep'i uyutacaktım. İşte süt verdim. Ondan sonra da Zeynep dedi, uyutmayacaksın anne dedi. Oynayacağım onunla dedi. Elinde bir tane lazer var, tavana tutuyor. Onu değişik şekiller falan da uyumasını istemiyor Zeynep'in. Ya hem oynamak istiyor, onu kendine yaşıt Yaşıt sanıyor. görüyor. Evet. Yani onunla boğuşup duruyor ve kucağına alıyor, yatakta Fiziksel dönüyor olarak da ediyor. zorluyor. O yüzden de böyle tedirgin oluyorum. Hep böyle gözüm onlarda. Yani onların o şey yapmaları, hareketleri, boğuşmaları, etmeleri acayip derecede yoruyor insan. Çünkü hep diken üstündeyim böyle. Ay bir şey olacak. Ay şimdi bir şey olacak. Kesinlikle. Ali yapma. Ali dur derken işte gün bitiyor. Saat oldu 11'i çeyrek geçe. Arkadaşlar ben biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Bu son zamanlardaki gösteriş ve israf çılgınlığının iyice artmasından bahsetmek istiyorum. Onda şu telefon var bende neden yok, onda şu araba var bende neden yok falan gibi gençler düşünüyor olabilirler. Şimdi hali olan yapar bunu anlarım ama hali olmayan da altta kalmak, ezilmemek için iyice sınırlarını zorluyor. Hatta az önce Instagram'a falan ben çok fazla girmem. Eminen öyle Instagram'a göz atarken herhalde bir tane mobilya mağazasındaki çalışan şey demiş. Kız tarafı 50 bin liralık mobilya istiyor. Çocuğun da mesleği şeyciymiş, güvenlikçiymiş. Olur diyemiyor. Olmasa kız işi bozup çıkacak diyor dükkandan. Bu iş nereye varacak böyle gibi bir şey demiş. Zaten paylaşmıştım hikaye olarak da. Yani duruma bakar mısınız? Ne kadar ciddi sonuçlar doğuracak artık. Özenti bir nesil olma yolunda hızla ilerliyoruz gerçekten. Ya dediğim gibi durumu hali vakti olanlar tabii ki yapabilir ama olmayan da kendini buna bir şekilde zorluyor. Biz de altta kalmayalım gibisinden. Buna hiç aklım vermiyor benim. Aşağıda çay bahçesinde bir tane abimiz var. Tekstil fabrikası falan var mı? Sonradan öğrendim ne iş yaptığını falan. Dedi onunla konuşuyoruz işte. Ben dedi önceden dedi Ford Focus vardı dedi. İşinde daha yeni başındaydım dedi. Doğru düzgün büyük iş alamıyordum dedi. Ondan sonra bir tane abimden tavsiye aldım dedi. İşte dedi senin dedi biraz dedi makyaj yapman lazım dedi. Nasıl abi makyaj deyince diye sordum dedi. İşte dedi kılık, kıyafet, telefon, araba bunlar dedi. Bu tarz işlerde çok önemli şeyler dedi. Ben de halimi vaktimi zorladım dedi. Bir tane son model araba aldım dedi. Gerçekten de bir tane Mercedes almış. Biliyorum abi. Ne Tamam, biliyorsun? söyle. Bir de cep telefonu Yani diyor. onu da anlatacağım. Ondan sonra bunun işleri açılmış işte. Yüklü adetli işler almaya başlamış ve işleri açılmış. Masada da bir tane telefonu gözüme çarptı. O zaman iPhone X'in ilk çıktığı zamanlar. Daha hatta satılmaya başlamadan bu yurt dışından mı getirtmiş ne? Yani Türkiye'de çıkmasına birkaç gün varken bu sahip olmuş telefona. Abi dedim telefon ne iş dedim kullanıyor musun dedim. Yani işte kamerasıdır işte maildir falan peşman. Yok dedi ben sadece dedi alo alo.
Dedim abi neden o zaman buna dedim 7,5-8 milyon para verdin? İşte dedi bu da makyaj dedi. İş toplantısı yapıyoruz dedi. Masaya koyduğumuz zaman dedi bunun orada dedi prestijli bir ağırlığı var olması gerekiyor dedi. Gerçekten de o zaman ona hak verdim. Çünkü iş adamı sonuçta ticaretle uğraşıyor. Bir şekilde onun parasını zaten çıkartıyor. Makyaj dediği gibi önemli. Ama şimdi bakıyorsun bizim eski çalıştığımız fabrikada da çok vardı arkadaşlar. Asgari ücretle çalışırlar. Gidip Evkor'dan normal piyasanın iki katı olan telefonları senetle alırlardı. Çalışırken ceplerinde ekranı falan kalır. Sonra teknik servislerden çıkamazdı. Yani niye böyle oluyor benim aklım ermiyor. Aynen. Özenti midir? Altta kalmama egosu mudur? Sence nedir? Ben de hiç onlara aklım sırmıyor. Ya biz tam özenti, sade bir yaşam seviyoruz yani. Ama o da bana çok garip geliyor ya, altta kalmamak falan böyle. Evet, şimdi bizim yaşantımız da herkese farklı garip geliyordur. Bize de onların yaşantısı farklı ve garip geliyor. Her gördüğünü almak, işte her beğendiğini almak bana ters geliyor. Evde varken mesela her beğendiğimi alırsam ne sığdırabilirsin ki eve? Evet. Her şeyi beğeniyoruz. Beğenmediğimiz bir şey olmuyor. Instagram'ı bir açıyorsun. O bu eşarbı takmış, o bu şalı takmış, onu ama çekmeceler, hurçlar, şallardan, eşarplardan geçilmiyor. Yani kendimden pay biçiyorum ben. Ondan sonra kıyafet konusu. Yine bunda muhabbetini şimdi yapmayayım ama işte bebek kıyafetleri konusu. Onu da varken almak bana israf geliyor arkadaşlar. Oldum olası belki de huyum böyle olduğu için, yani evlenmeden önce böyle alırdım hani uygun fiyatlı şallar, kıyafetler çok meraklıydım ama doymuşluğumdan dolayı herhalde artık böyle şey yok. Okul hayatında olsun, doyduğumdan dolayı artık gereksiz geliyor bana bunlar. Hani bir de ailenin... Doymamış da olsan yine gereksiz geliyor. Sonu yok yani. Ne bileyim. Aynen öyle, sonu yok. Her... Bu sene bu moda, seneye evet. Başka bir şey moda. Ondan 3-5 tane al. Seneye onu giyemiyorsun. 3-5 tane başka gerçekten bir şey almak zorundasın. Modası geçiyor. Nereye gidiyor kadar yani? Aldığın şey hemencik modası geçiyor. Ya da herkes de olan bir şey oluyor böyle. Diyorlar sonra, ay bu şeyi de belediye dağıtmış gibi sen de mi aldın diyorlar. O şeyler çok fazla yaşanmıştı. Şimdi şal bizi konusunda... izleyen genç arkadaşlar, siz İçiniz geçmiş dede anneanne gibi yaşıyorsunuz da diyebilirler bize ama. Evet. Belki de sade yaşantıyı sevdiğimizden dolayı, evet. Yani bizim düşüncemiz bu. Biz nasıl herkesin fikrine saygı duyuyorsak bizi de saygı duymanızı bekliyoruz bu konu üzerinde. Kılık kıyafetleri de sadeliği seviyoruz. Ev düzeninde de biz sürekli sadeliği seviyoruz. Hatta fazlalıklar bile var. Bile sıkıyor bize. Atamıyoruz yani. Aynen yani öyle. Bu gerek olur diye kanepe altlarında, çekyat altlarında, baza altlarında bekleyen kıyamayıp şeyler var. Kıyamayıp atamadığımız şeyler var. Ama yeri sonunda geliyor, kıyacağız. Ama yeri geliyor da sonra onları da kullanıyoruz. İşte kullanıyoruz ama kaç sene sonra, yani biz bir dahaki sene için, ondan sonraki sene için, 2-3 sene sonra kullanıyoruz. Bu yüzden de bana çok gereksiz geliyor. Hatta boşaltmak istiyorum şu bu mavi kanepelerin içine, bir boşaltıp ne var ne yok bir ayıklamak istiyorum. Ayıkladım mı çok rahatlıyorum. Mutfak dolaplarında da yine aynı şekilde, baz altlarında, kıyafetlerde de yine aynı şekilde. Hiç sevmiyorum saklamayı. Birkaç parça hadi kalsın, Zeynep'e bir hatıra, annesinin elbisesi der eder. Belki ileride böyle anne hiçbir şeyini bırakmamışsın demesin diye. Hani saklar ederim ama her şeyi de böyle saklamak, biriktirmek çok mantıksız geliyor bana. Zeynep uyandı arkadaşlar. Karnı çıktı. O yüzden saati geldi. Videomuzu da burada sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay ya. Bay bay teyzeler. Teyzeler. Bay bay.